arkasından görevli memur hemen otomatikman deftere kaydeder. Saatiyle, dakikasıyla. Bu da zaman çok önemli. Direkt olarak kendisi mi kaydediyor yoksa istenildiği zaman mı kaydediyor? Haber merkezinde iki kişi vardır, sürekli kaydedilir. Zaten bu 155'in de amacı budur yani. İstenildiği zaman cevap verilmesi, istenilmediği zaman çalıp çalıp cevap vermemesi demek değil. Kayıt sistemi diyorum efendim. Kayıt sistemi otomatik. Otomatik. Yani memurun oturan kişinin elinde değil mi efendim yani? O şey teyip kaydı otomatiktir. Ama defter kaydı memur tarafından manuel sistem dediğimiz el sistemiyle evet. kaydedilir. Ve ekipler hemen olay yerine sevk edilir. Evet. Yetkili amir, grup amiri de olabilir, ilçe emniyet müdürü de olabilir, il emniyet müdürü de olabilir, muhabere şube müdürü de olabilir. 155'e kaç tane ihbar geldi? Ne yapıldı? Kaçı boş çıktı? Bu değerlendirilir. Aynı zamanda 155 kulüp dediğimiz bazı vatandaşlarımız var. Ücretsiz olduğunu bildiği için sürekli polis arıyor, kırıl geçiyor veyahut da polisi yanlış yere yönlendiriyor. Onu bulmak da bizim görevimiz. O kayıt vasıtasıyla da onu buluyoruz. Yani bu kayıt hem personelimizi iş ve zaman bakımından çalmaması için önemli. Diğer taraftan bizim personelimizin uyanık olması, vatandaşımızın biri olması için de bu çok önemli. Evet. Yani kontrol sistemi mevcuttur, devam ediyor. Ciddi bir şekilde evet. iş veriyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Hatay'ın stratejik konumunu ve sınır il olduğunu zaten söylememize gerek yok. Her defasında söylüyoruz. Ama üç önemli kapıya sahip. Bir tanesi uluslararası kapı olan Cilvegüz'ü sınır kapısı. Bir tanesi fazlaca çok rağbet olmasa da giriş çıkışın olduğu Yayladağ kapısı. Üçüncüsü de liman kapısı. Yani deniz konumunda İskenderun limanı da çok ciddi Türkiye'de bir yere sahip. Efendim sınırda olmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsediyorsunuz. Avantajlarını bir kenara bırakırsak dezavantajlarından müsaade ederseniz biraz bahsedelim. Organize suçların olduğu, kaçakçılığın zaman zaman had safhada olduğu, gözden uzak olan gönülden rap olur misali, kontrole yakalanmadan geçirenler zaten geçiyor ama çok ciddi önlemler alıyorsunuz. Örneğin son günlerde mazot kaçakçılığı, otobastikleri, şeker, kaptagon gibi Yunanistan'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Hatay'a, Hatay'dan Arap ülkelerine gidiyor. Acaba bu kapıdaki son durum ne aşamada? Biraz da bunlardan bahsedersek halkımız açısından önemli olur. Çok teşekkür ederim. Bunda tabii ki rakamları gerçek olarak vermek isterim. Önce şunu arz edeyim. Kaptagon hapı denen bir hap vardır. Bu genellikle Orta Doğu ülkelerine gönderilmekte. Bu Bulgaristan'da Edirne kapkular vasıtasıyla Türkiye'ye girmekte. Günümüzden de karayoluyla Cilvegözü'nden çıkmakta. Cilvegözü en önemli giriş ve çıkış kapımızdır. Biraz evvel dile getirdiğimiz. İskenderun Deniz Limanı aynı şekilde önemli kapılarımızdan biridir. Körfez Savaşı nedeniyle Yayladağ kapımız bir hayli şu anda sekteye uğramıştır. Oradaki geçişlerimiz çok çok zayıftır. Uyuşturucu maddeler yine aynı şekilde ülkemizden veyahut da diğer Balkan ülkelerinden gelmekte. Yine Arabistan dahil olmak üzere komşumuz Suriye, Ürdün, Arabistan, diğer Arap ülkelerine yine bu yollardan çıkmakta. Bunun için de çok ciddi bir çalışmalarımız var. Evet. Bu çalışmalarımızın ürünü olarak da 2000 yılından şöyle sayı olarak arz edeyim size. 200 tane operasyon yapmışız. 428 kişi yakalandı. Evet. Bu 22 şahsı halihazırda arıyoruz. Ve 85 kilo 540 gram esrar aldık. Evet. 19.300 kilogram afyon sakızı alındı. 19 kilo 160 gram eroin alındı. 100 adet sentetik maddeler alındı. 206.848 adet kaptagon hapı alındı. 2342 kökte Hint keneviri imha edildi. Diğer işlenip vatandaşımızın eline ulaşmadan. Buna 2001 yılındaki yapmış olduğumuz operasyonlar dahil değildir. Evvelki gün 5,5 kilo eroin aldık. Hala sorgusu devam ediyor. Hı hı. Onu yine jandarmamız oldukça yüklü bir kaptagon
civarında bir kaplıdan hapaldı. Yine evvelki gün aynı organize suçlarla ilgili olarak İskenderun'da değil de İskenderun'dan ilerideki bir ilçemizde sahte faturalar elde edildi ki artık milyonlarla bunların değeri devam edecek. Şu anda çalışmalarımız devam etmektedir. Hı hı. İşte sınır illerinin böyle bir dezavantajı var. Evet. Bu da emniyet, tabii ki diğer ilgili defter dallığın elemanlarıyla çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle jandarma ile ve cihet askeriye ile sınırlı olması nedeniyle malumunuz jandarma yerine kara kuvvetlerine ayrı burada askeri birliklerimiz var. Çok güzel bir diyalog kurarak büyük bir mesafe alındı. Gümrükçülerin ciddi çalışmaları, onların polislerle zamanında bilgi vermesi, polislerle iyi bir diyalog kurmaları neticesinde bu bizim aldığımız. Bir bu kadar da jandarma aldı. Bunun tahmin edelim en azından iki katı gümrüklü sahada da gümrükçüler almıştır. Bu gümrüklü sahanın haricindeki alınanlardır. Esas onların alındığı en azından bizim iki katımızdır. Evet. Bu da ciddi bir çalışmanın olduğunu ortaya koymaktadır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yönetmen arkadaşımız hazırsa kısaca bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra tekrar döneceğiz. Sevgili izleyiciler, İl Emniyet Müdürümüz Sayın İhsan Ünal Bey ile özellikle önce Cumhuriyet tarihinden bugüne ilk defa polis yürüyüşünü değerlendirdik ve bunun yanında Türkiye gündeminde önemli meselelerin altını çizdik ve bunun yanında Hatay'la ilgili şöyle genel bir değerlendirmeyi birlikte aldık. Efendim bu birlikteliğimizde az sonra yine bir yandan Türkiye gündemi, bir yandan Hatay gündemi ve diğer bir yandansa özellikle ayrıca ortaya koyacağımız ve analizini yapacağımız Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları ve Kırıkhanlı vatandaşlarımızın emniyetten beklentileri, Kırıkhan Emniyetimizin Kırıkhanlı vatandaşlardan beklentilerinin İl Emniyet Müdürümüzle birlikte bir analizini yapıp